Kara delikler hakkında bilinmeyen gizemli bilgiler. Son yüzyıla girilince insanoğlu ne kadar küçük olduğunu anladı. Evrende yer alan, anlam bile veremediğimiz şeyler ortaya çıktı. Kara delikler bunların başına geliyor. İçlerinde ne olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Gördüklerimiz onun her şeyi yuttuğundan ibaret. Daha önce kimse içeriye girmedi. Bildiklerimiz sadece teori. Tüm galaksilerin merkezinde kara delikler var. Samanyolu galaksisinde de bir kara delik var. Ancak işlevini tam gerçekleştirmiyor. Olur da dünya yaklaşırsa onu kolayca yutabilecek güce sahip. Kara delikler ışığı yutabilecek kadar güçlüler. Dünyadan bir kara deliğe baktığımızda ışığı yuttuğu için nasıl yuttuğunu bile göremiyoruz. Görüntü önce silikleşiyor, daha sonra da bir anda kayboluyor. Her kara deliğin gücü birbirinden farklı. Bazısı o kadar güçlü ki her şeyi yutabilecek güce sahip. Bundan kısa bir dönem önce kara delikler bilim kurgu olarak görülüyordu. Gerçek oldukları ise kısa dönem önce anlaşıldı. Uzay 10-11 boyuttan oluşurken evren bunun sadece 3-4 boyutunu gösterebiliyor. Bu olayın detaylı anlatımını Yıldızlar Arası filmde görebiliriz. Yeni atılan bir teoriye göre kara delikler sonsuzluk işaret değildir. Çekim gücü azaldıkça içindeki şeyler onun etkisinden kurtulabiliyorlar. Kara delikte küçülüp ortadan bir anda kaybolabiliyor. Kara deliklerin nasıl bir çekim gücü olduğunu anlayabilmemiz için teknolojinin çok daha ilerlemesi gerekli. Tüm gücünü, ismini yer çekiminden alıyor. Şu an dünyamızda bulunan yer çekiminin çok daha fazla olduğunu düşünün. Kara deliklerde çekim yalnızca cisimlere etki etmiyor, çevresindeki tüm ışıkları da çekiyor. Kara, yani siyah delik ismini de buradan alıyor. Kara delikler olur da güneş sistemine yaklaşırlarsa tüm işler değişmeye başlar. Gezegenlere yaklaştıkça içindeki yer çekimi değişmeye başlıyor. Gezegenler de çekimin etkisiyle güneş yörüngesinden çıkıyor. Birden fazla gezegenin birbirine çarpması, dünya çarpışmasa bile kısa zamanda tüm hayatı bitirebilir. Peki bu kara delikler nasıl oluşuyor? Ömrünün sonuna gelen yıldızlar, süpernova denilen çok büyük patlamalar gerçekleştirirler. Bu işlemde saçtıkları ışık, güneştekinden bile fazladır. Yıldızdaki çekirdekler sıkışarak kara deliği oluşturur. Bu sıkışmayı örneklendirmek gerekirse, tüm dünyanın sıkışarak beyzbol topuna sığması aynıdır. Çekirdeklerdeki çekim gücünün artması, zaman kavramının azalmasına neden oluyor. Kara deliklerde çekim gücü o kadar fazla ki, zamanın durmasına bile neden olabilecek düzeyde. Kara deliğe girilir mi sorusunun cevabı tamamen teoriden ibaret. Bugüne kadar bunu yapabilen yok. Olur da bir insanın ona yaklaşması mümkün hale gelir ve içeriye girerse kişi tüm atomlarına ayrılır. Bu olayın olmadığını, kişinin sağ kaldığını varsayalım. İçeriye girdiğinde içeride bulunan her şeyin ilginç olduğunu görecek. Çünkü ışığın bozulduğu bu ortamlarda hiçbir şey dünyada bulunanlara benzemeyecek. Asıl ilginç nokta ise kara deliğe giren kişi orada sağ kalmaya başarabilirse zamanın neredeyse durma noktasına gelmesinden faydalanıp zamanda yolculuk yapabilecek. Yeni videolar için abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.